Güzel bir haber verelim. Biz Spectator diye bir sayfa şeyde önemli bir yine şey yayınlamış. Alım gücüne göre yani ülkedeki refaha göre 2003-2001 bakın bunu ben yazmadım. Sayın Cumhurbaşkanı da yazmadı. Ondan sonra bir tane yabancı bir hani bizi böyle buldu mu böyle şeye bulayanlar var. Onlardan bir tanesi yazmış. Çünkü hesap yapmış adam. Türkiye'de birileri halde diyecek ki kiralar şu kadar bilmem neler bu kadar. Ya onların o kadar olduğunu biz de biliyoruz. O kadarken bile dolar böyle bu hallerdeyken bile ondan sonra bakın dünyada alım gücü yükselişinde bir numaraya koymuş Türkiye %257. Arkada %142 ile Polonya var. Rusya var. Efendim pardon %242 ile Polonya, %161 ile Rusya, %110 Almanya, %105 Hollanda, %90 Fransa, %88 İspanya, %85 İngiltere, %72 İtalya. Birileri bana soruyordu yıllar önce. Hocam bunları nasıl yakalayacağız? Arada fark çok büyük. Diyordum ki biz 3 kat 4 kat bir anda büyürsek onlar 3 kat 4 kat küçülür bir anda ara kapanır. Nitekim daha kapanmış o araya da gelmedik. Daha şu finali yaşayacağız. Daha dolardan bir tamamen kurtulacağız ki Rusya ve Çin en son tamamen kullanmama kararı aldı. 100 küsur ülke dolar rezervlerini eritmeye başladı. Bitirdikten sonra kullanmama kararı aldı. Ondan sonra tamamen dedi ki yeni parametrelerle düşünün. Geçtiğimiz yıl Türk Devleti yeni parametreyi söyledi. 0.88 gram altın karşılığıdır bir Türk coin dedi. Bitti nokta. Artık dolar molar 30 lira olmuş, 40 lira, 100 lira olmuş. Evet geçici o küresel ekonomi yıkılırken bizim üstümüze bize de zararlar veriyor. Fiyatlar artıyor, sıkıntılar yaşıyoruz ama devlet bunu korumak için elinden geleni yapıyor. Nitekim 2002'de biz bunları yaşıyor olsaydık, dolar 40 lira falan olmuş olsaydık hiçbirimiz sokağa çıkamıyorduk. Bugün Avrupa'da olduğu gibi, Amerika'da olduğu gibi işinden evine, evinden işine gidiyor adam, sokağa çıkamıyor. Ama ben Türkiye'de bakıyorum, bakın bugün pazar, kaç tane yere gittik, saat öğleden sonraki sıralar giremedik, dolu her taraf. Üsküdar'da dolu, aşağıda dolu, Kızıltoprak'ta, Fenerbahçe, her tarafta dolu. Yani bunu böyle gözüm olduğu için ne güzel, daha çok olsun. Ama yani hal böyleyken, hayatımız devam ediyor ki öldük, bittik, mahvolduk, bırakalım. O kardeşimizin lafını da hatırlayalım, bugün başta söylediğim. Kaleler inşa ediliyor, Türkiye dışarıda bütün hikayeyi bitiriyor şu anda. Evet, tabii ki toz toprak kopacak. Ne zannettiniz ya? 250 yıl bizi esir olmuş olanlar üstümüze yıkılıyorlar şu anda. Üstümüze yıkılıyorlar. Tabii ki bir toz toprak kopacak. Başka nasıl olacak ki? Diyelim. Evet değerli dostlarım, böyle hasreti iyi giderdik herhalde değil mi? Sağlam giderdik. Yani siz de tabii mutlu oluyorsunuz çünkü böyle sağlam konuşan yok. Yani oradan tutuyor, buradan tutuyor. Ivır kıvır böyle. Bir tane direkt konuşun ya. Direkt konuşun. Sorun bakalım herkese. Siz bu devleti kuran, bu dinin bayraktarı Türklerin tarafında mısınız? O Türkleri on binlerle kesip kesip kuyulara dolduran adamların tarafında mısınız? Hangisinin? Siz genç Osman'ı katledenlerin tarafında mısınız? Genç Osman'ın tarafında mısınız? Bunu bir söyleyin bize. Bu milleti artık bırakın, düşün yakasından bu milletin. Hani hesaplaşmadan helalleşmeyeceğiz demiştik. Artık hesap mesap da kalmadı. Helallik melallik de kalmadı. Özür müzür de istemiyoruz. Defolun gidin. Bırakın bu milletin yakasını. Siz yolsuzlar. Siz hırsızlar. Siz teröristler. Siz teröre meyilliler, sempatizanlar. Siz masonlar. Özellikle söylüyorum. Bu ülkenin birinci cumhurbaşkanını öldürenler. Bu ülkenin ilk demokratik seçimle gelmiş başbakanını asanlar. Bu ülkenin şeker gibi cumhurbaşkanını zehirleyip öldürenler. Siz bir defolun gidin, bir düşün artık yakasından bu Türk milletini. Gidin ekmeğiniz neredeyse oraya gidin, başka bir yere gidin. Bu Türk milletinin yakasından düşün. Türk milletini birbirine düşüre düşüre edindiğiniz o ekmekleri artık o ekmeklerden kurtulun, bırakın, defolun gidin. Çünkü belli ki sizin hesaplaşmaya, helalleşmeye niyetiniz yok. Bir kesiminiz çünkü birçoğunuz gitti. Yani insanlar televizyonlar izlerken hiç bazen aklı etmiyor musunuz? Şu nerede acaba ya? Demek aklınıza gelmiyor mu? Hani sanat camiasından, iş dünyasından hiç aklınıza gelmiyor mu? Geliyordur elbet. Bir kısım gitti. Ondan sonra bir kısım var ki direniyorlar hala, direniyorlar. Neye direniyorlarsa hiç direnmeyin, hiç böyle Zülfikar ondan sonra o Hazreti Efendimizin kıyamadığı torununun boynuna indirdiğiniz kılıçtan çok daha beter inecek tepenize. O Zülfikar 17 yaşında zımba gibi 6 dil bilen dünyayı çözmüş. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ten 300 yıl önce onunla aynı ajandaya sahip olan 17,5 yaşındayken bir delikanlı sultanı öldüren sizler, katleden sizler. O kılıç başınıza öyle bir inecek ki şaşıracaksınız.
Bana geçenlerde bu Selefi tayfasından biri, biz kılıcı çektik dedi. İyi dedim, dikkat edin. Devlet o kılıçla ne yapar? Bir dikkat edin. Dedi ki, sen Müslüman adamsın, kılıcımız sana değmez. Bak, karar veriyor. Kim Müslüman, kim değil, kime değecek, kim değmeyecek. Siz kendinizi kaybetmişsiniz, kendinizi. Bunların şeyhleri şefaatçi olmuş, bunlara da şefaat yetkisi var. O zaman tamam, hep beraber biz her türlü günahı işleyelim, ne İslam'a ne gerek var. Bir tane amca arkadaş edindiniz, böyle yakında bu bize şefaat eder. Allah Allah. Allah tutmayacak hesabı bu arkadaşlar tutacaklar yani. Bakın bunları yaşıyoruz biz bu ülkede. Artık bıktık ya. Biz artık adam gibi yaşamak istiyoruz ya. İslam adamlıktır ya. İslam barıştır ya. Bakın burada kızarken bile hiç gördünüz mü bende Şevki Yılmaz gibi surat? Hiç kimse alınan alınsın, bozulan bozulsun. Sen tek başına bu ülkeyi karıştıracaksın. Yok ya. Dedim ya, kendi videonu koy, yanında da hayal et Peygamber Efendimiz'i, bakayım benziyor musunuz? Diyelim. Evet dostlar, dışarıdaki kalelere bir gelelim biz şimdi. O kalelere bir gelelim. Mısır'a gitti Sayın Cumhurbaşkanı, birileri başladı hemen. Efendim yok gitmem dedi, yok öyle dedi, böyle dedi. Ya bu ne demek biliyor musun? Adam kendini feda ediyor bu devlet için demek. Birileri de burada bır bır konuşuyor. Yani şimdi ne yapalım, gitmeyelim mi Mısır'a? Yani Akdeniz'i Türk Gölü yapmaktan vaz mı geçelim biz? Efendim Sayın Cumhurbaşkanı o günün gereklerinde onu söyledi. Evet o günün gereklerinde hala da aynısı geçerli aslında da ne yapıyoruz? Biraz alttan alıyoruz aslında. Yoksa Sisi hala bir darbecidir. Ne olacak ya? Sisi Mursi'yi idam etmiş, asmış bir darbecidir. Darbecidir. Yani bunun ötesi var mı? Ama ne yapacağız? Bakın ne oldu bir hamleyle? Bir hamleyle Akdeniz Türk Gölü olacak, bu münhasır ekonomik bölge açıklanacak, göreceksiniz. Çünkü her konuda tamamen işbirliğine varıldı. Daha önemlisi Mısır'ın sınırıdır Somali, Sudan, Libya. Mısır bu konuda da Türkiye'yi sonuna kadar destekleyeceğini açıkladı. Bu ne demek biliyor musunuz? Zaten arkasından geldi ne demek? Somali deniz güvenliğini Türkiye'ye bıraktı. Diğer her şeyi gibi donanmasını da Türkiye'ye yapacak. Deniz güvenliğini sağlayacak. Ne demek Somali biliyor musunuz? NATO niye koştu gitti oraya? Dünyanın en stratejik bölgesi. Hem aşağıya doğru hem yukarı Kızıldeniz'e doğru kavşak orası. Panama gibi yani. Düşünün. Bakın. Türkiye neredeyse oraları ele geçiriyor. Somali'de bu arada biliyorsunuz resmi dil oldu Türkçe. Somali'de Avrupa Birliği ordusu, Afrika Birliği ordusu ve NATO vardı. Hepsini kovaladı Türkiye. Hepsini. Şimdi sıra Sudan'da. Sudan'da rahatlatacağız inşallah. Çünkü onlar orada durabilmek için hep içeriden savaştırıyorlar. Aynı bize yaptıkları gibi. Biz onları kovaladığımızda işte savaş kalmıyor. Ülkeler adam gibi gelişmeye başlıyor. Şunu herkes hatırlasın. Yıllar önce söylemiştim. Güney Afrika 21. yüzyılın Avrupası. Çok hızla gelişecek. Çok hızla yükselecek, zenginleşecek. Üretimin de tüketimin de arttığı bir merkez haline gelecek Güney Afrika. Bunun coğrafi şartlar, önümüzdeki dönemki oluşacak şartlarla da çok alakası ve ilgisi var. Bunu bilelim değerli dostlar. Efendim neler varmış notlarımda bakalım. Türkçe demişiz. Evet. Mısır'la bir anlaşma, bakın nereye getirdik onu. Şimdi Türkiye'de kimse dikkat etmiyor. Arkadaşlar bilmiyorum yani 10 sene önce böyle bir şey yaşansa olay olurdu. Medyalar yıkılırdı. Türkiye'ye Amerikan Dışişleri Bakanı geliyor 3 kere. Üçünde de vali yardımcısı karşılıyor. Bakın bunlar şaka mı zannediyorsunuz siz dünya protokolünde? Birileri hala olan bitenin farkında değil. Ne acıdır ki işte bu medya. Tekrar ediyorum. Sözde Türk medyası. TRT ve ATV dahil en milli bildiklerimiz. Bir dakika LGBT programı yapın. Bir dakika Türk Devletler Birliği'ni anlatın. Bu sözde lafını yutturun bana. Bakın bu kadar emin konuşuyorum. Yutturamayacaklarını bilerek konuşuyorum. Yapmayacaklarını bilerek konuşuyorum. Ne acı değil mi? Şimdi hal böyleyken arkadaşlar ben tabii ki bir deli olurum yani. Medya hiçbir şey anlatmıyor. Kendi arasında böyle top çeviriyor. Hala Amerika'nın dünyayı nasıl şekillendireceği üzerinden şey yapıyor. Amerika darma duman olmuş kendi içinde. Bu ay mı bölündünüz? Seçimden sonra mı bölündünüz? Onun hesabını yapıyor Amerika. Ondan sonra bunlar hala Amerika üzerine. Hala yıllardır resmen bizim kolcumuz gibi hareket eden Rusya'yı Amerika'yla işbirliği içerisinde bize oyun oynamakla falan değerlendiriyor. Ondan sonra oradaki İslam, Ortodokslar, Peygamber, Hadisi falan bunları anlatıyoruz. Hala kendine gelmiyor kimse. Zaten sosyal medya bir acayip tutturan gidiyor, yürüyor. Doğru düzgün, lafı dinlenecek adam olmadığı gibi de lafı dinlenmeyecekler. Bize saldırıyorlar. Saldırsınlar, çok önemli değil. Ondan sonra önümüzdeki dönem herkesin pozisyonunu görürüz. Nerede olduğunu görürüz.
Ondan sonra yani bu çünkü geçici bir dönem ya, yeni bir çağ başlıyor. O yeni çağ başlarken anlamında söylüyorum. Yeni çağ başlarken 20. yüzyıl tasfiye olacak tamamıyla, ilzamlarıyla, çizgisiyle, parasıyla, bankasıyla, her şeyle. Ondan sonra o yeni düzende o tasfiye olanların yerine gelen insanlar olacak tabii. Kim hangi pozisyonda olur hep beraber görürüz Allah'ın izniyle. Biz Allah'a yıllardır o duamızı sürdürüyoruz. Çok şükür ki Allah da bizim önümüze böyle nefes verdiği gibi bir de önümüze yığıyor yani bilgiyi. Böyle kalbimizden çıkartıyor, önümüze getiriyor, bir insanla getiriyor, bir yazıyla getiriyor. Çünkü ne dua ediyorum? Hep diyorum ki Allah'ım bana nefes ver ki dünyaya seni, hakkı ve hakkın gölgesi Türk devletini anlatabileyim ben diye. Bütün derdim tasammu olmuş. Birisi yazıyor, sen kimin adamısın? Sen kimin adamısın? Yani ama kızmıyorum. Haklı adam. Bu ülkede bunu gördü. Hep birileri birilerinin adamıydı. Haklı 20. yüzyıldı. Oradan gelirken de birileri bir şeyler söylüyor falan. Ama herhalde biraz akıllı bakan, biraz beni dinleyen, biraz öyle gözümün içine bakan, birazcık da araştıran, ondan sonra biraz birkaç soru soran insan der ki ya yok canım o kimin adamı olacak? Kim birinin adamı olsa orada burada şurada görüyor oluruz adamı. Değil mi? Adamın işte YouTube'u 80 bin kişi olmaz değil mi? 8 milyon kişi olur. Birilerine öyle çünkü birilerinin adamı olanlar.